Evet sayın bayan, adınız soyadınız? Emine Eren. Beyefendi adınız soyadınız? Zafer Sağ. Belediyemiz evlendirme memurluğuna yaptığınız müracaatla evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Bize sunduğunuz belgeler ve yapılan araştırmalarda evlenmenize bir engel çıkmadı. Bir de sayın şahitlerin ve davetlerin huzurunda sözle de beyan etmenizi istiyoruz. Sayın Emine Eren, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür iraden ve arzun ile Zafer Sarp Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın Zafer Sarp, siz de hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür iraden ve arzun ile Emine Eren Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın şahitler, Emine Üstünoğlu ve Naim Ünver çiftin beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet, ben de yasaların ve belediye başkanı Sayın Hüseyin Yakar'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizin birbirinize eş yani karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Buyurun, geçiyoruz. Evet, bu imzalarla birlikte aile birliğiniz kurulmuş oldu. Evliliğiniz kütüye işledik. Nüfus müdürlüğüne tescil ettireceğiz. Hayırlı olsun gençler. Sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Uzun yolu için sizlere tavsiyemiz büyükler olarak. Birbirinize karşı saygılı ve hoşgörülü olmanız. İnşallah bir yastıkta kocarsınız diyorum. Ben her hikayede hayırlı olması dileğiyle. Evet, Emine Hanım'a takdim ediyorum. Ailenizin topusunu tebrik ederiz. Hayırlı olsun her iki tarafa da. Bu süreç için başlangıcında beraber çalıştığımız arkadaşlar alan çalışmalarında Zafer arkadaşımız evlenmek istediğini beyan etti. Bizlere yardımcı olmasını istedi. Biz de kendince tanıdığımız, temiz gördüğümüz bir aile birlikteliği kurulmasına inandığımız biriyle tanıştırdık. Evliliğe giden bir süreç oldu ve çok mutluyuz yani. Tanışmamıza vesile olan toplum polisinin şahsında tüm polis teşkilatına teşekkür ederiz.